Merhaba arkadaşlar. Bugün size kurdeleli kiraz oyasının yapımını anlatacağım. Şu şekilde nasıl bir oya yapacağız? İlk önce onu görelim. Kurdelenin üzerinde kiraz boncuklarını görüyorsunuz. Bugünkü oyamızın yapılışı bu. Şimdi bu gördüğünüz normal oya yapanlar için. Bu gördüğünüz de kiraz oyası yapanlar için şu şekilde boncuklar. Şimdi bunu yapmak için öncelikle ben size malzemeleri tanıtmak istiyorum. Malzemelerimizden yine 6 santim boyunda 2,5 veya 3 santim. 2,5 bulanlar 2,5, 3 bulanlar 3 santim kurdelemiz var. Ondan sonra normal bu kiraz boncuğumuz var ama ben bugün kiraz boncuğu kullanmayacağım. Ben bugün inci kullanacağım. Daha büyük, daha güzel durması için şu şekilde. Şu şekilde ince boncuğumuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle kiraz boncuğumuzu yaparken püf noktalarımızdan bir tanesi. Bu nedir? Şimdi arkadaşlar bu normal bir bobin. Şu şekilde göstereyim. Normal bir bobin. Bu bobini nasıl saracağız? Eğer böyle bir kat sararsak eğer yarıda sardığımızda yarıda bu ne yapacak? Bu sıkıştıracak. Artık saramayacağız. Ama şunu şöyle tersine çevirirsek. Bakın. Şöyle tersine çevirdiğimizde bize 3 tane ip çıkacak. Bir ipin arasında. Biz kiraz boncuğunu sararken bu ipleri tek tek birbirinden ayıracağız. Şimdi ben kısa bir şey de göstermek istiyorum. Nasıl olduğunu anlamak için. Mesela farz edin ki bu inciyi doldurmak için bize 1,5 metre ip lazım. Şimdi 1,5 metre ipi böyle ayırdığımız zaman 3 tane 1,5 metrelik çıkacak. Bunları şu şekilde bir tanesini diğerinin içinden alacağız. Mesela ben size şu şekilde göstereyim. Şimdi bunu şu şekilde ayırdık. Bir tanesini tuttuk. Ben bir katını almıştım. Şurada burada iki kat var. Yanıltmasın sizi. Ben bunu bir katıyla boncuğu doladım. Şimdi bunun içinden şu şekilde çıkaracağım. Bak, çıkarırken aldığı şey şu şekilde yavaş yavaş çeke çeke. Arkadaşlar şu şekilde bir tanesi şu bütün olanı şuradan ayırmam gerek. Karşıya aldım. Diğeri de bu. Şimdi arkadaşlar bunu iğneye geçirdiğimizde bir saniye hemen iğneyi alıyorum. Şimdi iğneye geçirdim arkadaşlar. Bunu bu inci boncuğa dolamak için 1,5 metre ipi kestim. Şimdi bunu inci boncuğa dolayacağım. Şöyle yavaş yavaş buradan başlayıp. Niye bunu 3'e ayırdık arkadaşlar? Çünkü eğer 3'e ayırmamış olsaydık bu hemen yer kaplayacak ve boncuğumuzu sıkıştıracaktı. O yüzden biz ne yaptık? 3'e ayırdık. Bakın arkadaşlar böyle böyle doldura doldura şu şekilde doldura doldura ne yapacağız? Şu şekilde boncuğumuzun hepsini dolduracağız. Şimdi doldurduktan sonra doldurduktan sonra şurada ve şurada küçük kalan ipleri ne yapıyoruz? Kesip çakmakla temizliyoruz. Şimdi tekrarlarsak ben birkaç tane daha doldurayım. Bu şekilde 1,5 metre kestiğimiz yerden şöyle başlıyoruz. Muntazam olması için bakın şöyle göstereyim size. Şöyle çekiyoruz. Şu çeke çeke şunu kenara yapa yapa. Şimdi doldurduk. Şurada hemen kenara çekiyoruz. Şu kenara çekersek bu
şekilde arkadaşlar tamamen boncuğu ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Şimdi farz edin bu boncuğu doldurduk şu şekilde. Doldurduktan sonra bunu şu şekilde kenara koyuyoruz. Şimdi alt yaprağını yapmamıza geldi. Şimdi sümbül oyasında size gösterdiğim gibi şurası 2,5 veya 3 santim kurdeleyi alıyoruz. Şu şekilde ikiye katlıyoruz. Ben kesmek istiyorum bir saniye. Şöyle kestik. Şimdi bunları birbirine, yine yanlış kesmişim arkadaşlar. Hem kameraya bakıp hem kurdele kesmek biraz zor. Siz evde rahat rahat yaparken bunu ayarlarsınız. Şimdi bunu bu şekilde birbirine yapıştırdım. Şöyle bunu alıyorum ve sümbül oyasına da gösterdiğim gibi şu yanık kısmı tam ortaya gelecek şekilde yapıyorum. Hemen yeşil ipimi iğneye takıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Sizi de bekletiyorum ama. Ucunu takamadım. Şekilde iğnemi taktım. Şu yanık tarafı yaprağın orta yerine gelecek şekilde şöyle ben bunu buraya sabitliyorum. Bunu sabitledikten sonra şu fazla kalan yeşili şuradan alıyorum. Şimdi sümbül oyasını gösterdiğim yaprak gibi buradan şu uca kadar teğelimi alıyorum. Şu şekilde teğelimi aldım. Şimdi tekrar uçtan yaktığımız yere kadar olan kısmı teğel alıyorum. Şöyle. Bakın üçgen oldu. Şimdi buradan şu uca kadar teğel alıyorum. Şöyle göstereyim. Sonra bu uçtan şuraya kadar teğelim alıyorum. Şu şekilde o teğelle bir kare oluşturduk. Şimdi parmağımı bakın şu alttan şu şekilde tutuyorum. Şöyle bakın büzdüm. Teğel aldık ya, teğel aldığımız yerden şu şekilde büzdük. Şu şekilde alt yapraklarını yaptık. Şimdi ben bunu şu şekilde birkaç tane sabitlemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan tam ortasından çıkıyorum. Şu yaptığım kırmızı boncuğun bakın şu şekilde arasından bu şekilde aldım. Bakın. Şimdi normal ben küçük şöyle oya boncukları var. Şu şekilde oya boncukları biraz küçük geliyor. Ben oya boncuklarının bir ton büyüğünü aldım. Şimdi bakın şu şekilde geçirdim. Şimdi şuradan çıktım, boncuğu geçirdim. Şimdi bu tekrar boncuğun arasından değil, şu kırmızı boncuktan geçirdim. Kırmızı boncuk bakın şöyle geçirdim. Şöyle geçirdim bakın kırmızı boncuktan. Tekrar kurdelenin şu yeşil kurdelenin içinden kurdelenin tam dibine bakın şöyle alttan çekiyorum. Bu şekilde.
Şimdi bunu boyaya sabitlemek için. Şimdi şu şekilde şuradan çıkıyorum. Bakın. Şöyle yaptım. Şimdi tekrar bir kere daha sabitlemek için oyanın dibinden batıyorum. Şuraya geldim. Şöyle. Şimdi bunu buraya sabitledim. Tekrar kırmızı boncuğun içinden, beyaz boncuğun içinden yukarı çıktım. Şöyle tekrar beyaz boncuğun içinden çıktım ya, şurada yeşilin dibinden girdim iğneyle. Çıktım. Kırmızının arasından, beyazın arasından yukarı çıktım. Tekrar şimdi kırmızının arasından, yeşilin tam ortasından, bakın, yine aşağıya geldim. Şimdi bunu buraya sabitlemek için arka tarafa geçiyorum. Bunu buraya sabitledim. Şimdi arkaya normal, pardon arkadaşlar, şöyle sabitliyorum. Ve kesip orada yakıyorum. Ve oyamız hazır. Şimdi arkadaşlar tekrar anlatacak olursam. Şimdi bu normal oya. Normal kurdeleli kiraz oyası. Şimdi bunu yapmak için ne yaptık? Küçük boncuk değil, şu şekilde ince ince boncuk kullandık. Bu ince boncuğu doldurmak için de kırmızı ipimizden 1,5 metre kestik. Şimdi bunu eğer hiç katını ayırmadan bunu böylece dolamaya çalışırsak bu boncuğu yarıda dolduracağı için şu ipi elimizi biraz ıslatarak tersine çevirirsek zaten bu 3'e ayrılıyor. Bakın şöyle 3'e ayrılıyor. Bu 1,5 metreyi biz 3'e ayırdık. 3'e ayırdıktan sonra boncuğumuzu dolamaya başladık. Bu arkadaşlar bu 3'e ayırırsak bu boncuğu, bunu bir küçük boncuğu ne yapabiliriz? Doldurabiliriz. İnşallah size yardımcı olmuşumdur. Kolay gelsin arkadaşlar. Zevkli bir şekilde yapmanız dileğiyle.